Ya ben şimdi... Yani sen şimdi benim abim misin? He? Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum valla. Ali Hoca benim abim öyle mi? Hem de öz be öz abinim. O zaman... Ali Can da benim yeğenim oluyor. Yani ben onun amcası oluyorum. Halil öyle. Allah'ım şükürler olsun ya. Bu nasıl bir güzelliktir? Hem abimi buldum, hem amca oldum. Ne arıyorsun? Seni her gün aradım. Her gün. Burnumun dibindeyken nasıl fark etmedim seni? Allah'ım sana şükürler olsun buldum kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Kan çekmişti biliyor musun? Hani sen duyguyu istemiştin ya benim için. Hani ben sana abimsin deyip sarılmıştım ya. İşte o zaman ben içimden geçirdim biliyor musun? Dedim ki keşke bu adam benim abim olsa. Demiştim vallahi bak yemin ederim. Ama işte insan öyle ilk başta şey yapamıyor. Sonuçta sen Ali Hoca'ydın. Yani tek başına Ali değildin ki. Tek başına Ali olsan belki derdim ben. Benim de abimin adı Ali'ydi derdim ben. Vallahi derdim. Vay be. Bunca zaman yüz yüze gelmişiz. Ama abi kardeş olduğumuzu anlamamışız ha. İsminden anlamadım diyorsun. Ali Hoca diyorsun. Pilot ne? Senin adın Süleyman. Adını mı unuttun? Ya hiç unutur muyum? İnsan adını unutur mu yani? Benim bir uçak kafem vardı. Oradan kaldı yani lakap misali. Uçak kafe mi? He. Gerçi şu an hala var da zabıtalar mühürledi. Ya benim böyle uçak satın almak gibi bir hayalim vardı. Anca o kadar olabildi. Neyse boş ver. Sen anlat bakayım sen benim kardeşin olduğumu nasıl anladın? Ya da dur ya. Ben sana şöyle bir defa daha doya doya bir sarılayım. Ondan sonra sen bana her şeyi anlatırsın olur mu? Gel buraya. Gel. Abim benim. Kardeşim. Çok aradım seni Süleyman. Çok aradım. Seni bulma ihtimalim olan tüm ipuçlarının peşine düştüm. Hiç bırakmadım seni aramayı. Yetimhaneden kaçtığın o günden beri hep aradım seni. Yeri geldi. Çok umutlandım. Ramak kaldı sandım seni bulmaya. Ama yeri geldi. Bütün umutlarımı yitirdim. Güçsüz düştüm. Ama seni aramaktan hiç vazgeçmedim. Bak Süleyman, Uğur Baba bize ne öğretmişti? Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Bir daha sakın unutma, tamam mı? Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Oradan kalkma, yenildin. Boşuna öldürtme kendini bana. Yenilmedim hoca. Vazgeçmedim. Vazgeçmeyen kazanır. Unutmadın değil mi? Hiç unutur muyum? Abi, hala anlatmadın. Nereden anladın benim Süleyman olduğumu? Anlatacağım kardeşim. Anlatacağım. Daha çok vaktimiz olacak bunları konuşmak için. Seni buldum ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Abi. Biz bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ne yapıyorsun pilot? Ne muhabbeti lan bu böyle?
Babamızın katili oğlum o. Ne anlatıyor lan bu hoca böyle? Ne çeviriyor yine? Ne çeviriyorsan çevir hoca. Babamın intikamını alacağım lan. Ben bugün için yaşadım lan. Arabasını aldırın. Hadi çabuk. Kar küresi. Evet. Saklamışsın. Evet. Camı kırılmış. Evet. Bendeki de duruyor biliyor musun? Annemden kalan tek şeydi. Sıkı sıkı sakladım. Yetimhaneden kaçarken de zaten yanıma bir tek bunu almıştım. Ha bir de burası abi. Çocukluğumdan kalan birkaç hatıradan biri. Biliyorum. O yüzden seni buraya çağırdım zaten. Unutmamışsındır, hala hatırlıyorsundur diye. Düşünsene ya, hatırlamadığım bir yer olsaydı. O zaman nasıl kanıtlardım abin olduğumu? Ben geldim buraya birkaç defa abi. Öyle başımı alıp tek başıma. Belki birkaç bir şey hatırlarım diye. Belki sen gelirsin diye. Rastlaşırız diye. Ben de geldim. Geldin mi? Hem de defalarca. O zaman rastlaşsaydık daha önceden öğrenmiş olurduk birbirimizi. Nasip. Bu dünyada nasipten öte hiçbir şey yok. Hadi gel. Seni başka bir yere de götüreceğim. Hadi. Sen gittin gideli, içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta, cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi.
şarkıyı babam öğretmişti bize. Bak. Unutmamışsın. Hazırlıyorsun işte. Ya bunu unutmadım. Unutmadım, hatırlıyorum ama... böyle silik... hayal gibi bir anne baba hatırlıyorum sadece. Onları da ben mi uydurdum? Yoksa gerçekteki hallerine benziyorlar mı? Onu bile bilmiyorum. Kardeşim. Bak, sevgilileri şurada aşikarsa... sorun yok demektir. Eyvallah abim benim. Can. Evet. Gerekli hazırlıkları yapın. Zeynep'i alıp hemen gidiyoruz. Tabii efendim. Sen git garajdan arabayı çıkar. Kurtbey'in her zamanki aracı burada kalacak. Sen de benimle gel. Ha. Zeynep nerede? Odasında. Ne oluyor Kurtbey? Onun bütün ilaçlarını hazırla. Buradan gidiyoruz. Tabii. Nereye? Birkaç gün bir yere gitmemiz gerekiyor kızım. Niye? Niyesini şimdi söyleyemem. Gitmemiz gerekiyor Zeynep. İyi tamam. Sen nereye dersen git, ben burada kalıyorum. Zeynep. Senin de gelmen gerekiyor. Güvenlik için bu gerekiyor. Niye ama? Niyesi yok kızım. Hadi git hazırlan. Hadi kızım. Zeynep. Telefonunu verir misin? Ne yapacaksın ki telefonumu? Burada kalacak. En azından bari Sinan'a haber verseydim. Ne Sinan'ın ne de başkasının öğrenmemesi gerekiyor kızım. Soru sorma. Bütün düzenin mahvolsun. İtiraz etme. Emredileni yap. Böyle yaşamaktan nefret ediyorum. Zeynep'ciğim, telefon. Beş dakikaya kadar kapıda hazır olun. Her şey tamam mı? Evet efendim. Şunları da alayım, hemen çıkalım. Ali'nin hala neyi ne kadar bildiğini bilmiyoruz. O yüzden bunları burada bırakamam. Ekrem'den bir haber var mı? Ne yapmış? Müjdeli haberi getirdin mi? Ali öldü mü? Hayır Uygar. Yaşıyor. Üstelik Vedat da ortada yok. Nasıl olur? Nasıl olur? Ben onları birbirine kırdırmak için en ince ayrıntısına kadar plan yapmıştım. Nasıl olur? Kurt Bey. Kesin işi uyandı. Devreye girdi. Planıma taş koydu. Ne yapacaksın şimdi? Her zaman bir B planı vardır Sarp. Ali ölecek. Sevda'yı kimse elimden alamayacak. Allah'ım ne olur Ali'nin yüzüne gül bu kez. Arasam mı acaba? Yok yok. Şimdi abi kardeş konuşacakları vardır. Neyse Ali beni arar. Cık.
be Sevda. Adam yıllar sonra kardeşini bulmuş. Seni mi arayacak? Ama meraktan çatlayacağım. Ah be Ali. Canım. Tuğçe bunlar ne? Hiç. Ne demek hiç? Kim verdi bunları sana? Kim verdiyse verdi. Sana ne? Ne demek sana ne Tuğçe? Ne yaptın da kazandın bu kadar parayı? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun ya? Hayırdır? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Soruyorum sadece. Kim verdi bu kadar parayı sana? Rahat bırak beni Sevda. Bırakmam. Bu kadar parayı kimse boşu boşuna vermez. Ne yaptın söyle. Hadi. Hadi Tuğçe söyle. Hesap mı vereceğim sana? Evet vereceksin. Çekil Sevda. Tuğçe! Burası mı? Burası. Hatırlıyorum abi. Vallahi hatırlıyorum, billahi hatırlıyorum ya. Burası bizim odamızdı değil mi? İkimizin. Benim yatağım şuradaydı. Senin yatağın da buradaydı. Ben bazı geceler böyle çenem düşerdi. Çok konuşurdum, seni uyutmazdım. Abi, ben hep senden küçük mü kalacağım? Ben büyürken sen de büyüyorsun ya. Senin kadar olmayacak mı hiç? Beni beklesen, birlikte büyüsek olmaz. Ben de sus artık Süleyman, hadi uyu artık diye kızardım sana. Hadi çocuklar gidiyoruz, babanız bekliyor. Süleyman! Ali! Hadi oğlum, arabayı getirdim. Neredesiniz? Hadi. Önce ben bineceğim. Beni yakalarsan binersin.
O gün biz... hep birlikte bir yere gidiyorduk. Bizi arabayla gezmeye götürüyorlardı. Ben kazandım işte. Sonra da... o... kaza... kaza olmuş. Annemle babam... Süleyman. Hatırlamıyorum. Unutmuşum. Ya insan böyle bir şeyi nasıl unutabilir abi? Süleyman. Çok küçüktüm. Benim bile bölük pörçük her şey aklımda. Belki de böyle bir acıyla ancak bu şekilde başa çıkabildim. Ama şimdi... şimdi hatırlıyorum abi. Sanki görünce seni... yıllardır gözüme inen perde aralanmış... ve perdenin arkasına saklanmış Süleyman'ı. Yıllar sonra ilk kez gördüm abi. Saçmaladın. Rahat bırak artık beni. Hayır. Anlatacaksın. Bu paraları nereden bulduğunu anlatacaksın. Sana ne be? Sana ne? Niye merak ediyorsun bu kadar? Açık konuş. Para mı lazım? Lazımsa vereyim. Ne diyorsun sen ya? Sen ne saçmalıyorsun? Gittikçe çirkinleşiyorsun. Farkında mısın Tuğçe? Sevda. Tamam. Özür dilerim. Ama beni takip etmek de sana yakışmıyor. Bırak peşimi. Lütfen. Tuğçe, Tuğçe senin için endişeleniyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Bak bir insan bu kadar parayı bir anda kazanamaz. Biri seni bir şeye mi zorladı? Tuğçe başın mı dertte? Niye anlatmak istemiyorsun? Yanındayım. Yanındayım. Ne olduysa yanındayım. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Çözemediğimiz kısımda Ali'ye söyleriz. O koşar yetişirim de adımıza. Bak ben yanındayım. Ne olursun ne yaşadıysan anlat Tuğçe. Ne olur yalvarırım. Aramızdaki farkını biliyor musun Sevda? Senin sırtını yaslayabileceğin biri var. Senin bir kahramanın var. Benim kimsem yok. Ne koruyup kollayanım var ne de sahip çıkanım. Anladın mı? Sen ne demek istiyorsun ya? Bunca zaman içinde bunu mu biriktirdin? Ya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Sordun mu bir kere bana? Neyse Sevda. Bırak peşimi. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Neler olduğunu bana anlatacaksın. Bana bu paraları nasıl aldığını anlatacaksın. Bırak ve bırak. Bırak beni. Söyle dedim sana. Söyle bu paraları nereden buldun? Nereden aldın söyle. Uygar'dan aldım. Uygar'dan aldım. Uygar. Hayır. Uygar öldü. Uygar öldü Tuğçe. Evet öldü. Ama ölmeden önce benden bir şey yapmamı istedi. Nasıl bir şey? Ölünce hangara ve Ali'ye zararsız bir şey göndermemi istedi. Yaptım ben de. Bu para da onun karşılığı. Anladın mı? Anlamadım. 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 Anlamadım! Anlamadım. Ben sana inanamıyorum. Ben sana inanamıyorum. O adam senin gözünün önünde bana neler yaptı? Bana neler yaptı? Sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Mecburdum. Mecburdum. İhtiyacım vardı Sevda. Mecburdum. Anladın mı? Dur. Dur. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Ali'ye ve hangara ne gönderdin? Ne gönderdin? Bırak beni.
Bırakmıyor seni. Bırak. Anlatacaksın. Bırak. Anlatacaksın. Bırak. Anlatacaksın. Sen ne yaptın ya, ne yaptın? Bırakırım. Bırak. 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 Ver beni bana. Bırak. Hani sen bana babamın öldüğünü söylememiştin ya. Ben de babam bana balon olacaktı, söz vermişti. Ben balon isterim diye tutturmuştum. Tabii ya. Kırmızı balon. Sonra sen de bir balon alıp gelmiştin. Ama benim amacım o değil tabii. Bana babam balon getirecek. Ben senin getirdiğin balonu istemem demiştim. Bana ne? Bana ne? Ben senin verdiğin kırmızı balon değil, babamın verdiği kırmızı balonu istiyorum. Tamam Süleyman, o zaman bir salalım gitsin. Dur, salma. Sen de dursun. Ya tamam ama Süleyman, bunu ne yapalım o zaman sokakta? Başka çocuklara verelim. Yok, verme. Babam getirene kadar oynarım herhalde. Hep yüzümü güldürmek için uğraştın durdun. Koruyup kolladın beni. Abiler başka ne yapar ki? Hem sen bana annemle babamın emanetiydin. Peki annem, babam, onların mezarlarını bulabildin mi? Geldim lan buraya. Neredeyim lan ben? Kim getirdi lan beni buraya? Kimsin lan? Lan elimi kolumu bağlayıp toz olacağına delikanlı gibi çıksana lan karşıma. Kimsin lan, kimsin? Ekrem, aferin lan. Bulmuşsun beni. Hadi çöz. Çöz beni hadi. Ekrem oğlum, neye bakıyorsun lan? Hadi çıkarsana beni buradan hadi. Lan Ekrem, ne oluyor lan? Ne oluyor? Çözsene lan beni hadi. Vedat. Çözemem. Çünkü seni ben bağladım zaten. Lan oğlum, şakanın sırası mı şimdi lan? He, şakanın sırası mı? Şaka değil Vedat, ben bağladım seni. Lan oğlum, ne diyorsun lan? Manyak manyak konuşma oğlum. Öyle icap etti. Bak şimdi senin icabını... Tövbe estağfurullah. Lan Ekrem, çözsene lan beni. Bak hala bakıyor ya Ekrem. Vallahi bak, seni çok pis döverim. Vedat. Burada bir süre seni misafir etmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Niye bağladın lan beni? Niye getirdin lan buraya? Neyin peşindesin oğlum? Derdin ne lan? He, derdin ne? Vedat, çok soru sorma bana. Bir süre daha burada kalman gerekiyor. Bunu bil yeter. Sen niye kafana göre iş yapıyorsun? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Niye abi, anlamadım. Niye kızı uçurumu kenarına götürdün? Ali'yi görünce kızı koz olarak kullanırım diye düşündüm. Kendi kurtarmak için yani ha? Kız tehlikede olursa bize saldırmaz diye işte. Hem öyle olmadı mı? Silahını bırakmadı mı? Ali'yi teslim almadık mı ha? İçeride olsaydık hepimizi tek tek avlardı.
Köstebek misin lan sen? Hain köpek. Seni içimize aldık lan. İçimize aldık, kardeşimizden ayırmadık lan. Ekrem bu muydu lan karşıda he? Bu muydu lan? Bu kalleşlik miydi oğlum Ekrem? Kimin köpeğisin lan sen? He? Kimin köpeğisin lan sen? Kimin köpeğisin? Ali Hüroğlu'nun köpeğisin değil mi sen? He? Ali Hüroğlu'nun köpeğisin değil mi? İtirif! Geberteceğim lan seni. Bak seni geberteceğim lan, lime lime edeceğim seni, geberteceğim lan. Sana inanmıyorum. Seni hiç tanımamışım ben. Evet, sen beni tanımıyorsun. Sen benim neler yaşadığımı da bilmiyorsun. Bu paraya niye ihtiyacım var onu da bilmiyorsun. Evet, evet bilmiyorum. Bu parayı Uygar'dan nasıl alabiliyorsun anlamıyorum. Bu alçaklığı nasıl yapabiliyorsun anlamıyorum. Annem için. Annem için yaptım. Annen için mi? Evet. Evet annem için. Benim annem yurt dışında yaşamıyor. Durumumuz iyi de değil. Bu parayı anneme daha iyi bir hayat kurabilmek için aldım. O yıllarca hayalini kurduğu, soba yakmadan ısınabileceği sıcacık evi alabilmek için. Babam öldükten sonra hayatına giren o şerefsizi unutturabilmek için aldım. Anladın mı Sevda? Tuğçe bunu bana niye hiç söylemedin? Öğrendin işte. Şimdi şu an her şeyi öğrendin. Ne oldu? Tuğçe, Tuğçe dur konuşalım Sevda. Allah aşkına beni rahat bırak. Rahat bırak beni. Annem. Babam. Annem. Babam. Ben geldim. Küçük oğlunuz geldi. Hayırsız, vefasız oğlunuz geldi. Siz de yıllardır benim yolum mu gözlüyordunuz yoksa yattığınız yerden ha? Ama beni affedin. Ben bilmiyordum ki sizin burada olduğunuzu.
Bilsem gelmez miydim? Bilsem o savrulmuş köklerimi toprağınıza bırakmaz mıydım ben? Kardeşim, kendini suçlama. Sen daha çocuktun. Gel. Hadi gel. Şunu sakın unutma kardeşim. Bu hayatta ne büyük acılar yaşamış olursak olalım, canımız ne kadar yanarsa yansın, hangisinin arkasında bizim için nasıl hayırlar olduğunu kimse bilmez. Bu dünya hayatı bir sınavdan ibarettir. Önemli olan hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. Ne zaman, nerede, nasıl, ne olacağını bir Allah bilir. Sen ne kurarsan kur, takdirden ötesi olmaz. Bir yerde gidersin, kavuşmak için. Nasibinde ayrılık vardır. Kimi zaman da ayrılmak için gidersin. Kavuşursun. Doğru. Doğru. Ben seni ilk başta düşman bellemiştim be abi. Mahallede mal satmamıza engel olan bir hoca var dediler. Dediler ki bizim torbacılarımızı ayartıp tövbe ettiriyormuşsun. Dedim kim lan bu hoca? Gidelim dedim, bir hesabını soralım. Yaşar, sen niye işi bırakıyorsun oğlum? Hocaya söz verdim abi. Ne oluyor lan? Bu kaçıncı hoca vakası? Hep aynı hoca pilot. Şu aşağı mahalleden Ali Hoca diye biri. İyi. Tanışalım o zaman. Lan meğer öz be öz abimizden yanlış yolun hesabını soracakmışız da haberimiz yokmuş, iyi mi? İşte o sebeple ben o gece caminin önüne geldim seni aramaya. Seni aramak için o gece caminin önüne geldiğimde duyguma vuruldum. Ulan pilot sen kim, aşk kim, sevmek kim derken yeryüzüne indirilmiş o insan suretli melek bana, ya bana pilota aşık oldu. Meğer mucizeler peşi sıra geliyormuş, ben anlamamışım. Feleğin büyük ikramiyesi bana vurmuş da haberim yokmuş. Abimle aşkı aynı yerde bulmuşum da haberim yokmuş. Ama sonunda kavuştuk. Hem aşkı hem kardeşliği birlikte bulduk. Şükürler olsun ya Rabbim. Annem. Babam.
Biz abimle birbirimizi bulduk. Şükürler olsun. Bulduk, artık biz etle tırnak gibiyiz. Sizin gözünüz arkada kalmasın, olur mu? Süleyman, Hüroğlu, bu. Oğlum yatıyor burada. Kaybettiğim, yıllarca arayıp bulamadığım, kardeşimin adını verdiğim oğlum. Alican'ın abisi. Süleyman. Abi, ya o gün söylediğinde de içim yanmıştı da. Şimdi ayrı bir içim yandı be. Sevda'nın babası demiştin. Evet. Evet kardeşim. Abi, daha önce de sordum ama söylemedin. Köksal neden öldürdü senin oğlunu? El kadar çocuktan ne istedi? Köksal'ın asıl amacı beni öldürmekte. Neden ama? Niye Köksal seni öldürmek istesin ki? O sadece bir maşaydı. Beni tanımıyordu bile Köksal. Köksal'ın seni öldürmesini isteme sebebi, yani bunun arkasındaki kişi hangi iblisti abi? Şimdi söyle gideyim sıkayım kafasına. Söyle alayım senin intikamını ha. Lan pilot. Hiçbir şeyden haberin yok be kardeşim. Ali Hoca'yı dostumuz zannediyorsun lan. Bakalım babamızın katili olduğunu öğrendiğinde ne yapacaksın? Babam lan işte. Babam lan işte, babam! Ağlamak yok oğlum. Ağlamak yok. Bizim acıyı yaşatanı bulacağız. Onu bulacağız. Soyun, sopunu, sülalesini. Kurtulacağız yeminle. Ali. Ali Hüroğlu. Buradan kurtulacağım lan. Buradan kurtulacağım ve babamın intikamını alacağım lan. Ali Hüroğlu. Öleceksin lan. Seni öldüreceğim lan. Söyle abi. Söyle. Şimdi bulalım. Bak yemin ediyorum, dünyanın 7 kat altına bile saklansa ben onu oradan çıkarırım, bulurum. Sonra da senin intikamını alırım. Oğlumun intikamı çoktan alındı, Süleyman. Ben bunu yapana ödeteli çok oldu. Şimdi peki abi, hı? Böyle bir adiliği hangi şerefsiz yaptı? Kardeşim. Bak bunca yıl sonra kavuştuk. Bunları konuşmayalım. Bundan sonra acıları değil, mutlulukları, sevinçleri paylaşalım seninle. Olur mu? Olur abi. Anamızdan babamızdan birbirimize emanet, yadigar ikimiz varız Süleyman. Bu dünyada başka da kimsemiz yok.
Baba. Kaç gün dedin ama daha uzun kalacağız değil mi? Bu da yalan. Kızım bak ben... Dur ben tamamlayayım baba. Yine benim iyiliğim için yapıyoruz. Bu da yalanlarının kılıfını sordu. Vedat'ı durdurdunuz. Ya Ali, o nasıl durduracaksınız efendim? Biraz zamana ihtiyacım var Can. Ali'nin neyi ne kadar bildiğini bilmem lazım. Pilotu biliyor ya, yetmez mi? Benim ondan esas saklamak istediğim Erniko'yla iş yapmam biliyorsun Can. Eğer hala bunu bilmiyorsa bir şansın daha var. Ya ama siz işinizi hiç şansla bırakmazdınız efendim. Yine bırakmayacağım. Vedat'ı sadece Ali'yi öldürmesin diye aldırmadım. Şimdilik bunu bilmen yeter. Kurt Bey sırra kadem basmış. Vedat'tan da hala bir iz yok. Kurt Bey'i korku sardı desene. Peki ya Ali? Vedat'la Ali'yi ortadan kaldıracaktın. Vedat ortada yok. Ali'yi ne yapacaksın? Bu iki kardeş elbet bir gün oturup konuşacaklar. Ve konu muhakkak Erniko'ya gelecek değil mi Sarp? Ali ile pilot mayın dolu bir tarlada yürüyor. Basmadan ilerlemeleri imkansız. İkisinden biri o mayınlardan birine muhakkak basacak. İşte o zaman ikisi de kurtulamayacak. Abi, sen şimdi oğlunun katilini bulup öldürüp intikamını aldın. Ama ben babalığımı hala kim öldürdü bilmiyorum. Peki adı neydi? Yani o baba bildiğin, seni yetiştiren, büyüten adamın adı neydi? Onun adı da, namı da çok büyükte. Ona bu alemde ne derlerdi biliyor musun sen? Ali! Siz iyi misiniz? İyiyiz Sevda. Hem de hiç olmadığımız kadar iyiyiz. Değil mi kardeşim? Onca yıl sonra birbirimize kavuşmuşuz abi. Sorulacak soru mu? İyiyiz. Çok şükür. Ya çok sevindim. Çok sevindim gerçekten, çok sevindim. Bir de meraktan öldüm. Merak etme. Söylediğin gibi oldu. Buluşmamız hayal ettiğimden bile güzel oldu. Çok şükür. Çok şükür. Bu arada pilot, gözün aydın. Senin için de gerçekten çok sevindim. Eyvallah yenge. Hatırlıyor musun abi? Neyi? Birbirimizden habersiz ilk karşılaştığımız anı. Uygar'ın garajında. Nasıl unuturum o geceyi? Yüzüne bakar bakmaz içim bir tuhaf olmuştu. Benim de. Kimsin lan sen? Çok acayip bir şey ya. Ama insan hani böyle konuşunca anlatamıyor ki. Abi sen orada neler yaptın ya? Nasıl kaçtın oradan ya böyle? Kaşla göz arasında. Boş ver Süleyman, anlatırım sonra. Nasıl boş ver ya? Karanlıkta gördün. Sen de gördün yenge. Karanlıkta gördün ha. Görmedin mi? Gördün. Gördün. Sen hadi karanlıkta gördün de o şeyi nasıl yaptın ya sen? Ha. Neyi? Işıkları. Nasıl yaptın yani o trafik ışıklarını? Ya önemli bir şey değil Süleyman. Yok ya. Vallahi söyle bak. Çok merak ettim. Torpidoda bir tablet var, onu ver hemen. Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Geldiler.
Geldiler, geliyorlar. Al bunu, ben ne diyorsam onu yap. Gidiyor. Yok Yeşim. Vedat, ne oluyor lan? Çabuk arabaya, hadi. Hadi, hadi, çabuk. Ben söylediğimde sağ alttaki tuşa basacaksın. Tamam. Şimdi, bunu ben yapmadım. Ben söyledim, nasıl yapacağını Sevda yaptı, değil mi? Aslında bir cihaza bağlanarak yaptık. Ha. Abi. Hani ben seni ilk gördüğümde bir tuhaf oldum ya. Benzer duygu o ihtiyarı gördüğümde de yaşadım ben. Hangi ihtiyarı? Hani şeyde yok muydu bu? Dağ evinde. Sevda yengeyle beraberdiniz ya siz. Sen kimsin oğlum? Hani ben Uygar'ın dümenine kanıp gelmiştim ya oraya. Sonra o ihtiyarı görünce ben bir tuhaf oldum. Çekil şuradan ihtiyar. Ya sen nasıl hatırlamazsın Süleyman? Tuğrul babaydı o, yetimhaneden. Hatırlasana Tuğrul baba. Hadi ya. Ya ben nasıl hatırlayamadım onu? E hadi gidelim şimdi görelim bir. Yok şimdi gidemeyiz. O kızıyla küstü, barıştılar. Kızı da yurt dışına götürdü Tuğrul babayı. Ha. Pilot bu arada Duygu biliyor mu? Neyi? Kardeş olduğunuzu. Ha. Abi, yenge haklı. Sen şimdi sevdiğine müjdeyi verdin. Benim de sevdiğime müjdeyi vermem lazım. Zaten ben onunla mutluluğumu paylaşmayınca bir yarım kalıyor. Ben gideyim bir paylaşayım Duygu'mla. Tamam hadi. Sen git Duygu'ya söyle. Ondan sonra benim eve gelirsin, olur mu? Gelirim tabii. Gelmez miyim? Yeğenime de böyle doya doya sarılırım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Hadi anlat. Meraktan çatlıyorum. Sen nasıl anlattın pilota? Pilot neler söyledi? Ne cevap verdi? Hadi. Dur, sakin ol. Anlatacağım her şeyi. Duygu! Pilot? Pilot senin ne işin var burada? İlhan Baba. Yani İlhan Bey. Ya valla mevzu çok önemli olmasa sizi hiç rahatsız etmezdim. Ne oldu pilot? Duygu. Ya. Abimi buldum be. Abimi buldum, abimi. Abimi buldum Duygu'm. Vallahi buldum. Bir de var ya, tam senin dediğin gibiymiş biliyor musun? O da beni arıyormuş ya. Adam burnumun dibindeymiş Duygu'm. Nasıl burnumun dibindeymiş? Hop 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 hop. Oğlum sen bela mısın bizim başımıza? Ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Gel bir sakin ol. Ne diyormuş anlayalım önce İlhan. Baba bir dakika bir... Sen karışma Duygu, ne? Ya İlhan Baba, ister döv, ister kız, ister söv. Yeminle umurumda değil ya. Ben yıllardır aradığım abimi bulmuşum ya. Abimi. Oğlum sen ne saçmalıyorsun? Vedat zaten senin abin değil mi? Evet. He? Yani beni evlat edinen, beni bugünlere getiren, beni büyüten, beni yetiştiren adamın oğlu Vedat. O da abim. Ama ben öz abimi buldum be. Öz abimi. Öz abini mi? Ya kimmiş söylesene çatlayacağım şimdi. Ali. Ali Hoca benim abimmiş. Ali Hüroğlu benim öz abimmiş Duygu. Ne? Sevda öyle mutluyum ki sana anlatamam. Yıllardır içimde kocaman bir boşluk. Üstü kapanmayan bir yara varmış. Ama kardeşime sarılınca hepsi kapandı. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen ne büyüksün ya Rabbim. Ali'm, eksik hissettiğin ne varsa her şey tamam. Bak, kardeşin de oğlun da yanında çok şükür. Sen de. Sen de yanındasın. Ben de yanındayım.
Ama hala her şey tam değil. Bir şey eksik. Acaba ne eksik? Söylemekle giderilmeyecek bir şey. Gel benimle. Nereye? Gel hadi. Sen otur şöyle. Burada bekle beni. Hemen geliyorum, tamam? İyi de nereye? Ali. Hemen. Ya o da kar küresini saklıyormuş Bedirgüm. Ya yemin ediyorum var ya, yanımda olman lazım da anlatamam ki. Benim soyadım Hüroğlu'ymuş. Süleyman Hüroğlu. Yani şimdi ben de Duygu Hüroğlu mu olacağım? Allah be, Allah be. Dur. 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 Pilot. Söyle. Hüroğlu'nun en güzel gözlüsü söyle. Aa, pilot abi. Duygu ablayla berabersin. Verdiğim sadakalar, ettiğim dualar kabul olmuş demek. Oldu lan. Vallahi oldu, billahi oldu. Bütün dualarımız kabul oldu, Hüda verdi. Sen ne temiz kalpli bir adamsın lan. Aa, babanın katilini mi buldun yoksa? Yok be oğlum, o değil. Kardeşimi buldum, kardeşimi. Kardeşini mi? He. Vedat abi mi kayıptı? E söyleseydin beraber arardık. Lan oğlum yok, o değil, o değil. Abimi buldum lan. Öz be öz abimi buldum. Abim Ali Hüroğlu'ymuş ya lan. Sen Ali Hoca'nın yıllardır aradığı kardeşi Süleyman mısın yoksa? Ta kendisiyim kardeşim. Ta kendisi. Ali Hocam çok sevinmiştir. Ben de çok mutlu oldum pilot abi. Allah be! Allah be! Allah be! Allah be! İndirsene lan. İndirsene lan. İndiremem, çok mutluyum şu anda. Ben oğlum, sen her mutlu olduğunda böyle milleti mi havaya kaldırıyorsun? İndir lan kızı var, kızı var. Çok mutlu oldum pilot abi, çok sevindim. Ben gidip bunu herkese söyleyeceğim. En iyi güzel Allah'ım. Neredeydin? Nereye gittin? Sana bir şey eksik kaldı demiştim ya. Evet. O eksiği tamamlamaya. Sana karım olacaksın dedim ama sözümü tamamlayacak bu halka eksik kalmıştı. Ölüm. Sevdam. Yaşadığımız zorluklara, aramızdaki engellere rağmen seni sevmekten bir an olsun vazgeçmemiş bir adam var karşımda. Sevda, bugün benim en mutlu günüm. Kardeşimi buldum, oğlum yanımda, sevdiğim kadınla. Seninle evlenmek dışında hiçbir özlem yok içimde. Bence artık vakti geldi.
Bu sefer gerçekten benimle evlenir misin? Çok seviyorum Ali'm. Bu kadar derin seviyorum ki. Kelimeler yetersiz kalıyor. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bizim sevgimizin süslü kelimelere, cümlelere ihtiyacı yok ki. Bizim aşkımız sadece ikimizin anlayacağı dille. Gözlerimizin birbirine değmesinde saklı. Özlem, yavrum artık Alican'ın sünnetini yapalım. Hastalıkla uğraşırken erteledik ama zamanı geldi. Anne ne güzel akıl ettin ya. Evet. Evet bak Ali'nin de hoşuna gider bu. E o zaman Sabiha'nın torununun sünnet düğünü yapıldığı yeri ayarlayayım ben. Yok. Yok yok. Orada değil. Mahallede olmalı. Hem de hemen. Mahallede olmalı ki bizim bir aile olduğumuzu, benim kim olduğumu artık bir öğrensinler. Canım kızım, ben ne diyorum, sen ne düşünüyorsun? İlla o kızın gözüne mi sokacaksın, bunu mu istiyorsun? Anne, anne sen Alican'ın mutlu olmasını istemiyor musun? Alican'ın mutluluğu benimle Ali'nin yan yana olmasına bağlı. Hem Ali'nin dikkatini o kızdan bize çevirmek için daha iyi bir fırsat bence olamaz. Artık ben gideyim. Babam kızmasın şimdi. Ali Hoca'nın abim olduğunu öğrendi ya. Belki İlhan Baba da yumuşamıştır ha. Ne diyorsun Duyum? Sen şimdi bırak babamı git. Abinin yanına, yeğeninle bolca vakit geçir. Tamam. Senin böyle gözlerinin içini gülerken görmek o kadar güzel ki. Ya senin gözlerinin her halini görmek güzel be ahu gözüm. Hadi ben gittim. Görüşürüz. Ulan paylaştıkça artan mutluluk bu olsa gerek be. Vedat'ım senin de bunu bilmen lazım. Yanımda olman lazım. Ah be Vedat'ım be. Neredesin be kardeşim be? Normalde 50 kere ararsın. Tam sana ihtiyacımız var. Mutluluğumuzu paylaşacağız. Yine ortadan kayboluyorsun. Süleyman Örüoğlu. Eline bakmayı bırak artık Sevda. Önüne bak. Düşeceksin. Ya nasıl bakmayayım? Bana ilk aldığın yüzüğü bile boynumdan çıkarmamıştım ayrı kaldığımızda. Hatta bittiğini düşündüğümde denize atmıştım. Ama o zaman hiçbir ümidim kalmamıştı. O zaman bir daha bunu yapmayacaksın çünkü sana devamlı yüzük alamam. Ya hem bak yine senin aldığın yüzüğü takıyorum.
Bunu ömrün boyunca parmağından çıkartmayacaksın, tamam mı? Söz. Ömrüm boyunca parmağımdan çıkarmayacağım. Özlem, ona nasıl açıklayacaksın evleneceğimizi? Sen düşünme bunu Sevda. Ona söyleyeceğim en uygun dille. O da anlayacak. Anlayacak mı dersin? Sanki sende birazcık gözü varmış gibi geliyor bana. Saçma ama yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun bunu? Seni kıskandığını hissettim. Ona söyleyeceğim. O da anlayacak. Tamam mı? Abla! Abla! Sinan? Zeynep yok. Nasıl yok? Kimse yok villada. Zeynep, Kurt Bey. Adamları bile yok hatta abla. Zeynep'in de telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Normalde o bana söylemeden bir yere gitmez abla. Başına bir şey gelmiş olmasın? Abla çok hasta o. Sinan, bir sakin ol. Endişelenme, babasının yanındadır. Abi Kurt Bey de yok ki ortalıkta. Tamam. Bak ben onları bulacağım. Bulduğum zaman da seni arayacağım. Sen eve git. Beni bekle. Bulur bulmaz haber verirsin değil mi abi bana? Tamam Sinan tamam. Haber vereceğim dedi ya. Sen eve git. Eve git ablacığım lütfen. Ben de geleceğim zaten. Tamam mı? Sakin ol. Tamam abla. Düşündüğüm şey mi? Sanırım öyle. Kurt Bey artık öğrendiğimi biliyor. Ne yapacaksın peki? Onu bulacağım ve yaptıklarının hesabını soracağım tabii ki. Ekrem. Bak demin biraz bağırdık falan da. Benim seninle bir işim yok be kardeşim. Bak bu yaptıkların hesabını da sormayacağım. Vallahi sormayacağım. Şimdi bırak beni gideyim be kardeşim. He? Ekrem. Bak ben hayatım boyunca bugün için yaşadım be kardeşim. He? Babamın katilini buldum lan. Şimdi bırak beni gideyim Erniko'nun intikamını alayım lan. Bak sonra var ya ne istiyorsan yap bana. Kafama sık öldür lan beni. Vallahi bak. Ama önce bırak gideyim şu Ali Hüroğlu'nun canını bir alayım lan. He? Üzgünüm Vedat. Bir süre daha burada kalacaksın, kusura bakma. Lan ne demek burada kalacaksın oğlum? Ben sana ne diyorum lan? Babamın katilini buldum diyorum oğlum. Gitme lan. Çözsene oğlum beni Ekrem. Çözsene lan beni. Ekrem! Lan babamın intikamını almama kimse engel olamaz lan! Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Baba. Oh aslan oğlum benim. Nasılsın bakalım? Ben sünnet olacakmışım. Öyle mi? Nereden çıktı bu? Annem Alican sağlığına kavuşunca böyle canı sünnet ettiririz diye niyet etmişti. Biz de çok gecikmeden acaba yapsak mı diye düşündük. Oğlumun sünnet zamanı gelmiş de geçiyor galiba. Çok iyi düşünmüşsünüz Nilüfer Hanım. Hayır yani sen de hemen yapalım diyorsun öyle mi? Tabii tabii yapalım. Hem de şöyle paşalara layık bir sünnet düğünü yapalım. Herkes hediyeler getirsin. Hediye mi? Evet. Sadece hediye mi? Sihirbazlar, palyaçolar, davul zurna sen ne istersen. Yaşasın. Sihirbaz isterim. Ama böyle şapkasına uçak çıkartsın. Uçak? Tavşan olmasın o? Bana ne? Uçak çıkartsın. Tavşan istemiyorum ben. Uçak çıkartsın. Uçak istiyorum. Amcasını açacakmış. Ali. Bir şey mi oldu? Hayır yani yanlış anlama ama... Seni böyle gülerken görmeyeli çok uzun zaman olmuştu da.
Oldu ya Özlem. Hem de çok güzel bir şey oldu. Kardeşimi buldum. Aa. Gerçekten mi? Annemin yanına gidiyorum. Evi de size bırakıyorum yazmış. Sevda. Ne oluyor Sevda? Kız niye gitti böyle bir Allah'a ısmarladık bile demeden? Bana kızdı çünkü. Kavga ettik. Sevda. Kızım, bu kız bize evini açtı. Senin en yakın arkadaşın. Ne kavgası ya? Anne, bilmediğin şeyler var. Tuğçe para için Uygar'a maşalık etmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Çok sevindim Ali. Kardeşini bulamamanın seni ne kadar üzdüğünü en iyi ben bilirim. Umarım bir daha hiç ayrılmazsınız. Sağ ol Özlem. Gözün aydın Ali. İnan ben de çok sevindim kardeşini bulduğuna. Sağ olun, eksik olmayın Nilüfer Hanım. Baba. Efendim canım oğlum. Senin kardeşin mi var? Evet. Benim bir kardeşim var. Ve bu da demek oluyor ki senin bir amcan var. Ama sana güzel sürprizi söyleyeyim mi? Amcan da senin gibi uçaklara bayılıyor. Ben bakarım. Geç. Süleyman. Abi. Bak. Nasıl abi sözü dinliyorum? Ha? Duygu'ya söyle gel dedin. Ben de söyledim hemen geldim abi. Aferin sana. Hadi, hadi gel içeri. Şey, yeğenim yani Alican. Yeğenime söyledin mi? Gir bakalım içeri, öğrenirsin. Hadi. Hoş geldin pilot. Ay yani Süleyman. Hoş bulduk Özlem abla. Hoş bulduk. Demek Ali'nin yıllardır aradığı kardeşi sendin ha? Sorma. Gel gel. Abin seni nasıl aradı bir bilsen. Yıllarca. Gece gündüz aklı fikri sendeydi. Bir kar küresi vardı. Hiçbirimize dokundurmazdı. İkinizin de gözü aydın olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler Nilüfer anne. Yani anne dediysem benimki ana özleminden. Yoksa maşallah kızınızın ablası gibi duruyorsunuz. Ay ne güzel konuşuyorsun sen böyle. Sen gerçekten Ali'nin kardeşi olduğuna eminsin değil mi? Alican, bir hoş geldin demek yok mu? Sen benim amcammışsın. Ne dedin, ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım ne dedin sen bana? Amca. Ha. Kaç tane amcan var senin? Oğlum ne düşünüyorsun? Senin bir tanecik amcan var. Öp bakayım amcana. Amca da bakayım. Amca. Amcası senin ağzını burnunu yesin. Oh. Amcası yesin oğlum. Amcası yesin amcası. Amcası yesin. Zübeyde abla al şeker al. Ali hocam kayıp kardeşine kavuştu. Çocuklar. Çocuklar şeker alın. Şeker alın, alın, alın. Al, 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 al. Heh. Heh. Heh.
Sen bunları niye dağıtıyorsun Firayel'de abi? Sevinçten Fahri, sevinçten dağıtıyorum. Ahsen abla, Ahsen abla, müjdemi isterim. Ali hocam kayıp kardeşini buldu, Süleyman'la kavuştu. Ah, şeker al. Sen de babam gibi kahraman mısın amca? Hem de ne kahraman. Bir pelerinim eksik. Ben pelerin giyecekmişim biliyor musun? Sünnet olacakmışım ben. Hadi ya. Ne diyorsun sen, ciddi mi? Evet. Sen de sünnetime gelecek misin? Tabii ki gelecek. Hatta kirvesi de sen olursun. Vallahi mı? Tabii ki. Amcası dururken başka kim olacak kirvesi? Kirve ne demek amca? Kirve? Kirve şey demek. Senin dilediğin her şeyi yapacak olan adam demek. Hani bu Alaaddin'in cini var ya, onun sünnet versiyonu gibi düşün. Ay çok ömür çocuksun sen vallahi. Nereden buluyorsun bu lafları? Ay ömürsün sen. Teveccühünüz Nilfer anne. İnşallah hep beraber. Ne istersem yapacak mısın gerçekten? Tabii. Dile benden ne dilersen. Bilmem ne dileyim. Bilmem. Araba de araba olsun. Uçak de uçak. Uçak mı? Hı. Ya sen de mi seviyorsun uçakları? Gerçekten uçak dileyebilir miyim? Ama uçsun böyle, tamam mı? Kumandalı. Tabii lan. pardon. Tabii, tabii. Hatta var ya, ben seni uçak kafeme de götürürdüm de kapattılar. Ama bak sana sözüm olsun. Sırf senin için açtıracağım ben orayı. Senin uçak kafen de mi vardı? Evet. Bildiğin uçak. Sadece uçmuyor. Ama geri kalan her şey aynı. Beni de götürür müsün oraya? Çok mu seviyorsun sen uçakları? Evet. Abi bu aynı ben ya. Vallahi bana çekmiş bu. Pilot adının nereden geldiğini şimdi anladım ben. Ben bakayım. Ait olmak ne güzel bir şeymiş be abi. Böyle yeğenini kucaklayabilmek. Çalacak bir kapının olması, insanın senin gibi bir abisinin olması ne güzelmiş. Hocam, sizi böyle abi kardeş bir arada görmek ne kadar güzel. Sevinçten ağlayacağım vallahi. Sağ ol Öde Verdi, sağ ol. Hocam ben sana demiştim değil mi pilot abi kardeşin olabilir diye. Demiştin hakikaten bak, Allah söyletmiş. Oğlum hiç bana bakma. Hiç bana bakmazsan sen bana zaten sarıldın, ben sıramı saldım hadi. Ay dur yavrum dur. Allah be! Allah be! Allah be! Ali hocam kardeşini buldu, çok mutluyum. Allah be! Otur teyze, otur. Anneciğim iyi misin? Ay hala inanamıyorum ben. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yani pilot Ali hocanın kardeşi. Kardeşler yani. Ay Allah'ın işine bak. Ya anne. Öyle işte. Demek ki bunlar çocukken hiç ayrılmamış olsalardı, yani pilot da bu yaşadığı hayatı yaşamamış olacaktı değil mi? Yazık. Yani onun da Ali hoca gibi saygın bir hayatı olabilirdi. Düşünsene. Yani ben hep diyorum. Şartlar sürüklemiş onu o kötü işlere. Mecbur kalmış. Yoksa pilotun özü de Ali hocanın özü gibi tertemiz. Duygu. Kızım. İstediği kadar temiz kalsın. Bunlar öyle işlerdir ki o çevreye girdin mi bir kere insanın kanına işler. Onun için pilottan hiçbir şey olmaz. Ne diyeyim? Çok kanım kaynadı sana yavrum. Alican senin gibi bir amcası olduğu için çok şanslı. Aman efendim. O şans anneannesinden başlamış maşallah. Görüşürüz hadi. Gel. Gel. İyi hadi ben yolcu edeyim seni. İyi günler. Sağ ol. Hocam ben de Alican'ın sünnet işlerini halledeyim. Tamam olur. Söyle bütün mahalleli davetli oğlumun sünnet düğününe.
O istendi. Tamam hocam, sen hiç merak etme. Baba, ben Rüda Berda abiyle gidebilir miyim? Gelsin hocam. Kendi düğününün haberini kendisi versin. Tamam, olur. Hadi git bakalım. İyi, hadi gel bakalım, ne olsun, giydireyim. Tamam, Rüda Berda. Dikkatli ol. Hiç merak etme hocam. Abi. Senin bu Özlem Hanım'la ne iş ya? Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Abla mı diyeceğim, yenge mi diyeceğim, ne diyeceğim? Ya niye şaşırıyorsun? Özlem benim eski karım işte. Gel. Yani diyorsun ki senin de eski yengen diyorsun. Anladım ben seni. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Senin bu eski kayınvaliden var ya. Yemin ediyorum melek gibi insana. Ben çok sevdim. O da beni çok sevdi. Vallahi Nilüfer Hanım'ın tanıştığı birine bu kadar sıcak davrandığını ilk defa görüyorum. Sende şeytan tüyü var ha. Ah be abi. O tüy var ya, bir İlhan Baba'ya işlemiyor biliyor musun? Duygumla hala gizli gizli görüşüyoruz. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Dur bakalım. Ben yine konuşurum İlhan abiyle. Yalnız önce sen, ben, Sevda, Duygu bu akşam bir yemek yiyelim. Kutlama niyetine. Ne diyorsun? Ya vallahi süper olur da İlhan Baba Duygu'ya hayatta izin vermez ki. Tamam tamam, ben onu hallederim. Sen abine bırak bu işi. Halleder misin? Vallahi mi? O zaman bak, aşağıdaki restorana gidiyoruz, ben ısmarlıyorum. Olur olur. Ama nasıl halledeceksin ki? Senin kardeşin olmam bile İlhan Baba'ya vız geldi, tırıs gitti. Halledeceğiz artık bir şekilde. Sen abine güven. Eyvallah. Kralsın sen be. Vallahi. Yani şimdi Ali seninle hemen evlenmek istiyor, öyle mi? Evet. Çok vakit kaybetmeyelim diyor. Evinde hala eski karısı kalıyor. Onu ne yapacakmış? Ali konuşacak Özlem'le. Halledecek bu konuyu anneciğim. Sevda, bence sen yine de erkenden sevinme. O kadın ne zaman onun evinden gider, o zaman evlilik hayalleri kurmaya başlarsın sen de. Anne. Ali verdiği sözü tutar. Göreceğiz. Göreceğiz anneciğim. Sonunda evleneceğiz Ali'm. Ali'm. Sabah akşam ablacığım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol. Sevda, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin kızım. Geçmiş olsun. İlaç falan mı almaya geldin? Yok, ilaç değil aslında. Duygu'yu almaya geldim. Müsaadeniz olursa İlhan amcacığım. Ne yapacaksın Duygu'yu? Şey, Tuğçe yurt dışına annesinin yanına gidiyor da. Aa, ama siz orada kalıyordunuz. Ne yapacaksınız peki? Yok yok, biz kalmaya devam edeceğiz. Tabii kirasını ödeyerek. Ben de böyle Tuğçe'ye teşekkür amaçlı minik bir organizasyon yapmak istedim. Kız kıza. Tuğçe'ye? Evet. Kız kıza, ben de. Evet, sen gelirsen havalara uçacak Tuğçe. Ha, evet, evet. İlhan amcacığım, ne diyorsunuz? Kendi aramızda zaten. Böyle kız kıza, küçük bir şey. Sevda ne yaptı acaba ya? Ya İlhan Bey anlarda Duygu zora düşerse? Ya sen bir sakin olur musun? Sevda halleder. Merak etme. Yeğenim. Değil mi?
Süleyman değil mi bu? Evet. Ulan. Küçücük. Masum bir cana kıymak için nasıl bir aşağılık olabilir ki bir insan? Ha? Ne derece bir şerefsiz olabilir abi? Abi var ya. Ah sen intikamını almamış olacaktın ki. Eğer o herifi bana vermiş olsaydın var ya. Onu bin diriltip bin öldürürdüm biliyor musun? Yine de için soğumazdı ki. Giden geri gelmedikten sonra. Soğurdu be abi. Soğurdu. Dişe diş, kana kan. Ben böyle bilir, böyle yaşarım. Babamın yani... Babalığımın katilini bir bulsam var ya... Onu alnının çatından bir vursam var ya... İşte o zaman yemin ediyorum... Şimdiden biliyorum içimin nasıl soğuyacağını. Ya senin baban dediğin adamın adı neydi? Anlatıyordun yarım kaldı. Alemde bilinir demiştin. Adı neydi? Bilirdi, bilirdi. Alemde herkes bilirdi. Sen de kesin duymuşsundur. Ergin'di benim babalığımın adı. Namı diğer Ernigo. Süleyman. Oğlum. Süleyman kardeşim. Süleyman. Oğlumu öldürdün sen. Öleceksin. Ne istediğiniz oğlum? Oğlum. Süleyman. Oğlumu öldürdüler. Babamın katilini bir bulsam var ya. Süleyman. 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 Kardeşim. Kardeşim. Abi. Süleyman. 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 Erniko mu? Süleyman kaçtıktan sonra Erniko diye biri onu yanına almış. Bunu sana her kim söylediyse yanlış bilgi vermiş Ali. Süleyman Erniko'nun yanında çalışmış olsaydı ben bunu mutlaka bilirdim. Erniko, beni sokaktan alan... Süleyman, oğlum. Beni büyütüp bugünlere getiren, Süleyman. Öz oğlu Vedat'tan ayırmayan... Kardeşim. Baba dediğim adamın adı... Erniko'ydu. Aslında Vedat'la onun intikamını almak için yemin ettik. Hala alamadı. Ama bir gün... Bir gün mutlaka alacağız. Kardeşim. Ha. Abi ya. Bu arada ben... Süleyman. Vedat'a hala söylemedim seni bulduğumu. Sabahtan beri arıyorum. Ulaşamıyoruz beyefendiye. Ben gideyim bir... Hangara bakayım ha. Hadi yola. Ha. Abi. İkna etmiştir değil mi Duygu'yu? Bir tanesin abi be. Akşam yemekte görüşürüz. Eyvallah. Ne oluyor lan? Namı diğer. Erniko. Erniko. Oğlumu öldürdüler. Dişe diş, kana kan. Vedat'la onun intikamını almak için yemin ettik. Kardeşim.
hala olmadık. Ama bir gün... bir gün mutlaka alacağız. Gitti mi pilot? Ali? Ali iyi misin? Ali nereye gidiyorsun? Ha, Ali nereye gidiyorsun yine? Her sabra muhtacım Allah'ım. Sabrımı artır. Sabrımı artır. Ne oluyor lan? Niko. Dişe diş, kana kan. Onun intikamını almak için yemin ettik. Kardeşim. Hala alamadık. Ama bir gün, bir gün mutlaka alacağız. Bunların hepsinin sebebi sensin. Hepsi senin yüzünden. Bedel ödemeden kaçabileceğini mi sanıyorsun benden? Ali! Başardım. İlhan amcadan izni kopardım. Öyle mi? Ne güzel. Senin neyin var? İşim yok. İşim yok. Yaşadığım şeyler biraz ağır geldi herhalde. Ali'm, bak kolay şeyler yaşamadın. Ama hepsi geçecek inan bana. Hayatımız öyle bir düzene girecek ki. Sıkıntısız, olaysız. Hatta bu durumdan sıkılabilirsin bile. Vedat! Vedat, neredesin be oğlum? Vedat! Ah be kardeşim be. Neredesin be oğlum be? Ya en mutlu gönlümde yanımda yoksun be kardeşim. Ulan ben bu mutluluğumu seninle paylaşmayacağım, kiminle paylaşacağım? Ulan bunun başına bir şey mi geldi yoksa ya? Ha, Ekrem. Vedat nerede? Ulaşamıyorum bir türlü. Yeter, koşmayın. Yeter. Yoruldum, koşmayın. Sen buyur Neriman teyze. Ali Hoca'nın oğlunun öbür gün sünnet düğünü var mahallede. Buyur gel. Ali Hoca'nın oğlunun düğünü mü varmış? Daha küçük değil mi o? Neriman teyze duymuyor. Ödeverdi abi. Bağır biraz. Sünnet düğünü, sünnet düğünü mahallede öbür gün. Buyur gel. Sağır mıyım ben be? O kadar bağırıyorsun. Tabii ki gelirim. Hadi. Ben bu taraftaki evlere haber verdim. Hüdaverdi abi. Tamam. O zaman biz de şu köşedeki... Ah Ezgi. Ezgi. Ezgi.
Efendim de var. Ezgi, Ali Hoca'nın oğlunun sünnet düğünü var öbür gün mahallede. Sen de gel. Öyle mi? Gelirim tabii. Ezgi. Efendim. Biliyor musun? Pilot abi Ali Hoca'nın kardeşiymiş. Kardeşi miymiş? Evet, benim amcam. Ya amcası. Ezgi, biz de sünnet düğünü yapalım mı? Ne diyorsun daha verdin? Yarın öbür gün evlenince oğlumuz olursa zamanı geldiğinde biz de onu sünnet ettirelim. Mahallede de düğün yapalım. Ay, daha verdi. Biraz kafa dinlemek istiyormuş. Ne demek lan biraz kafa dinlemek istiyormuş? Öyle dedi pilot. Sinirliymiş. Kimseyle görüşmek, konuşmak istemiyormuş. Biraz kafa dinleyeceğim dedi. Telefonla da boşuna aramayın, ulaşamazsınız dedi. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok, söylemedi. Ulan bu manyak neyi kafaya taktı ki yine? Sen şimdi bu işlerden elini ayağını çektin ya. Onu sindiremedi herhalde içini. Piyasada itibarımız kalmadı deyip duruyordu. Ben o piyasanın ta içine tüküreyim Ekrem. Tam zamanında be Vedat. Oğlum tam zamanında be kardeşim. Demek sünnet düğünü yapacaklarmış ha? Öyleymiş. Kambersiz düğün olmaz. İnsanlar en mutlu oldukları anda savunmasız olurlar Sarp. Oğlunun sünnet düğününde Ali'nin ölüm fermanını yazacağız. Hazır bu kadar insan toplanmışken cenazesi kalabalık olur. Yakup, bana verdiğin konumdayım. Kurt Bey'in burada olduğundan eminsin, değil mi? Tamam, sağ ol. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Burada bağlı it gibi daha ne kadar bekleyeceğiz Ekrem Bey? Ha? Haber gelene kadar. Sen tuvaletin var dememiş miydin? Ne bekliyorsun hadi? Hadi. Hadi çabuk ol. Hadi lan Vedat. Hadi oğlum. Burada intikamın için çabuğuna yarayacak bir şey muhakkak vardır. İşte çıkış biletin. Sakın! Canına susamadıysan at silahı. Kurt Bey! Çık karşıma! Ali?
Nerede? İçeride. Seni bekliyor. Ali? Bana kardeşimin kim olduğunu, nerede olduğunu bilmediğini söyledin. İnandım. Kardeşimin Erniko'nun yanında çalışmadığını söyledin. İnandım. Sana yalan söylediğimi düşünüyorsun değil mi Ali? Evet Kurt Bey. Bana yalan söylediğini düşünüyorum. Hem de yıllarca. Gözümün içine baka baka. Söyle Kurt Bey. Erniko oğlumu öldürdüğünde... kardeşimin o pisliğe baba dediğini biliyor muydun? İnan bana Ali. Gerçekten bilmiyordum. Sana inanmam için bir sebep ver bana. Bizi kardeşimle birbirimize düşman etmek için kumpas kurdun. Bizi birbirimizden ayırdın. Birbirimize kavuşmamızı engelledin. Neden? Niye? Amacın neydi Kurt Bey? Seni şu an burada gebertmemem için bana bir sebep ver. Tahmin etmiştim. Artık kaçışın yok Kurt Bey. Kaçmak için geldiğin burası senin için son durak. Ben senden kaçmadım Ali. Evimi basıp kızımın yanında benimle yüzleşmeni istemedim. Öyle mi? Yani yaptığın alçaklığı kızının öğrenmesini istemedin. Peki şimdi ne değişti Kurt Bey? Efendim. Ali Yakup üzerinden bütün evleri araştırıyor. Tamam. Yüzleşme vakti. Hazır mıyız peki? Hazırız efendim. Zeynep'le Meryem Hanım'ı gönder. Sonra da Ali'nin bizi bulmasını sağla. Peki efendim. İşte buradayım Kurt Bey. Bana yaşattığın her şeyin hesabını vereceksin. Çıkıyorsun Vedat. Zaman geldi. Biraz daha işim var. İşim bitti Vedat. Çıkıyorsun dedim hadi. Hadi. Ela'da da mı rahat yok lan? Yürü hadi. Cevap ver bana. Neden kardeşimi bulmamı engelledin? Niye kardeşimi sakladın benden? Bunca yıl karşında kardeşimi bulmak için çırpınırken... niye benden onu sakladın ha? Sizi korumak için. Yapma Kurt Bey. Yapma. Ali. Sen karışma Can. Bu Kurt Bey'le benim aramda. Sakın
bir şey izlettirmek istiyorum sana. Yalnızca düğmesine basacağım. Vedat. Evet, Vedat. Ne oldu lan? Sahibinden haber mi bekliyorsun? Ha? Ne o? Yeni talimat mı geldi lan? Hain köpek. Oğlum ne yaparsan yap, Ali Hüroğlu'nu öldürmeme engel olamayacaksın lan. Aynı babamı öldürdüğü gibi onu ayağından tavana asıp göğsünü kurşunla dolduracağım lan. Pilot onu arıyordu. Sen aldın Vedat'ı. Nereden aldın biliyor musun Ali? Kardeşinle kavuştuğunuz yerden. Silahının namlusunu sana uzatmıştı. Tam tetiği çekecekken. Almasam ne olurdu biliyor musun Ali? Bu söylediklerini yapardı. Anladın mı şimdi sizi korumaktan neyi kastettiğimi? Bu yine de bana yalan söylediğin gerçeğini değiştirmez. Evet, değiştirmez. Ama kardeşinin olduğunu çok geç öğrendim Ali. Sen çoktan Erniko'yu öldürmüştün. Çok geç öğrendim. Nasıl söylerim diye çok düşündüm. Söylemem gerektiğini biliyorsun. Sonra kardeşinin babası için ettiği yemin aklıma geldi. Vedat geldi. Yapamadım. Sen söylesene şimdi bana Ali. Sen olsan yapabilir miydin ha? Böyle bir şey nasıl yapılabilir Ali? Vedat hayatı boyunca Erniko'nun intikamını düşündü. Adamın hayattaki tek gayesi bu. Sen Vedat'ı öldürsen ya da Vedat seni öldürse, bu sefer kardeşin Süleyman'ı yaşarken öldürmüş olmayacak mısınız? Hadi söyle bana. Ne yapardın Ali? Şimdi her şeyi öğrendin artık. Bunu nasıl durduracaksın ha? Kararı sana bırakıyorum. Vedat'ı serbest mi bırakayım? Senin, ailenin, hatta oğlun Alican'ın peşine mi düşsün? Yoksa Süleyman abisinin baba bildiği adamı öldürdüğünü mü öğrensin? Abi kardeş kavgasına hazır mısın Ali? Benim yerimde olsan hangisini seçerdin Ali? Hadi söyle. Cevap ver bana. Hangi kararı verirsin? Ben karar veremedim. Sustum. Şimdi sen söyle bana. Hangisini yapalım? Hadi söyle bana. Ne yapardın Ali? Şimdi her şeyi öğrendin artık. Bunu nasıl durduracaksın ha? Kararı sana bırakıyorum. Şimdi ne yapacaksın Ali? Şimdi gerçekten ne yapacaksın? Kardeşimi bulduğunda rüya olmasın diye yalvarıyordum. Bu mutluluk gerçek olsun diye. Ama şimdi öyle bir çıkmazdayım ki ne yapacağımı bilmiyorum Allah'ım. Ne yana dönsem ucunda felaket var.
Bir yanda yıllardır hasretini çektiğim kardeşim, öbür yanda ona kardeşlik etmiş adam. Ve tam aramızda geçmişimden taşıdığım büyük sır var. Nasıl bir imtihan Allah'ım? Tam her şey yoluna girdi derken, tam mutluluğu bulmuşken, bu ne büyük bir imtihan. Ne yapsam Allah'ım? Bana bir yol göster. Nerede kaldı Ali hocam? Ya bilmiyorum, ben de merak ettim. Ama gelir herhalde şimdi. Yine mahallede birilerine yardım ediyordur o. Kimin abisi? Kardeşimle arama yalandan, sırdan örülü bir duvar öremem. Yapamam. Çünkü o duvar önünde sonunda yıkılacak. Süleyman'ın onun altında kalmasına izin veremem. Yardım et Allah'ım. Yardım et. Ah. Ali. Abi. Neredeydin? Neden geç kaldın? Evde bir sıkıntı olmadı değil mi? Bir problem yok. Yok, yok. Küçük bir işim vardı, onu hallettim. Dur. Çok şükür. Kararı sana bırakıyorum. Abi kardeş kavgasına hazır mısın Ali? Ya da pilotla Vedat'ın kavgasına? Benim yerimde olsan hangisini seçerdin Ali? Bunu nasıl yapacaksın? Ali. Siparişini vermeyecek misin? Ben Sevda Hanım'ın siparişinin aynısından istiyorum. Süleyman. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Dur dur abi, dur. Asıl ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yani sizinle. Madem en sevdiklerimiz yanımızda, değil mi? Ha tabii. Vedat'ım hariç. Ben size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben bir garip pilottum. Sıfatsız. Kimsesiz. Bir pilot. Ama şimdi Süleyman oldum. Süleyman Hüroğlu. Kardeş Süleyman. Amca Süleyman. Benim bugüne kadar bütün sevinçlerim yarımdı be abi. Vallahi gülerken bile buramda bir yumru vardı. Meğer o yumru senmişsin, biliyor musun? Şimdi o yumru gitti. Duyguma her baktığımda aslında kim olduğumu bilmemenin getirdiği burukluk gitti. Ben ömrümde ilk defa mutluluk ne demekmiş yeni anladım. Sebebi sensin.
Bana bunların hepsini veren sensin. Ama benim senden son bir isteğim daha var. Vedat bana küstü galiba. Gitti bir yerlere. Sırf bu gayrimeşru işleri bıraktım diye. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz? İlhan Baba da Duygu ile görüşmemi istemiyor. Yine bu gayrimeşru alemde yer aldığım için. Neyse. Asıl anlatmak istediğim şey başka. Vedat'ın benden başka kimsesi yok. Şimdi biz abi kardeş kavuştuk ya. O kendini kenarda hissedecek. Kimsesiz hissedecek. Zaten duygusal bir tarafı var onun. Öyle bir adam yani. Hele var ya, beni acayip kıskanır biliyor musun? Neyse dediğim gibi, Vedat'ın benden başka kimsesi yok. Ben de onsuz yapamam. Ya onun var ya, eline bir diken batsa benim içim yanar be abi. Yani diyeceğim o ki, sen onu da bir bağrına bassan, aileden saysan, sen, ben, o, üçümüz kardeş olsak, hem Alican'a bir amca daha vermiş oluruz. Olmaz mı? Fena mı olur? O da isterse tabii. Ya sen var ya, sen var ya abilerin kralısın be, kralı kralı yemin ediyorum bak. Vay be, düşünsene abi. Süleyman, Ali, Vedat. Üç kardeşler nasıl? Vedat'ı asla ayırmaz. Değil mi? Asla ayrı tutmaz. O kadar güzel kalbim var ki. Bir gün babam da bunu görecek. Pilot. Alışamadım hala ama. Süleyman. İnşallah. İnşallah. Benim Ali'min o kadar güzel bir yüreği var ki. Herkesi alır içine. Sen hiç dert etme pilot. Abi. Sen bir şey anlatıyordun. Ya. Benimki öyle önemli bir şey değildi. Olsun ya. Önemli, önemsiz. Anlat sen. Biz dinleriz. Vay. Kimler varmış burada? Ulan bu şerefsizin ne işi var yine burada? Pilot. Sen sakın korkma Duygum. Ben var ya, birazdan onu öte tarafa göndereceğim. Sen sakin ol. Pilot ne olur lütfen. Lan ben... Süleyman dur. Tamam sen bir sakin ol. Dur. Otur. Buyurun efendim. Bize şöyle manzaralı bir masa ayarla. Tabii ki. Sen manzarayı yanlış anladın. Biz şuraya otururuz. Başaramazsak, ya Ali kurtulursa, o zaman herkes ölmediğini öğrenecek. Sence bu riske değer mi? Hazır herkes yaptıklarının hesabını sormazken, bırak seni öldü bilsinler. Sen de yaşamana bak. Hala anlamıyorsun değil mi? Sevda'yı Ali'ye bıraktığın bir hayat. Benim için yaşamak değil ki. Cehennem azabından beter. Ama göreceksin. Bu sefer başaracağız. O Ali ölecek. Bu sefer kesinlikle ölecek.
Abi ben bunu var ya. Süleyman. Tamam, ben hallederim. Abi. Süleyman tamam. Hadi otur. Otur. Ali Hüroğlu. Masama mı teşrif etmeye karar verdin? Necmi. Bak sana mümkün olduğunca kısa ve öz konuşacağım. Beni ilk seferinde anlarsan senin ayrına olur. Abin taş kafa. Ümraniye cezaevinde değil mi? D blok. 10. koğuş. Koğuştan girince sağdan ikinci ranzanın altında yatıyor. Şimdi yarın sen abini ziyarete gideceksin ya. Abin D bloktan A bloğa gelmek için bir sürü koridor geçecek. Yanındaki gardiyanlarla birlikte. Eğer ben izin verirsem ve sağ bir şekilde karşına oturursa ona şunu soracaksın. Ali Hüroğlu kimdir? O sana uzun uzun anlatacak. Can kulağıyla dinleyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü onunla aynı yollardan geçip onunla koğuş arkadaşı olma diye. Tabii ben ikinizin de sağ kalmasına izin verirsem. Kalkıp abinin uslu kardeşi olarak özgür hayatına devam ediyorsun. Anladın? Bence anladın. Ne oldu abi? Necmi ile küçük bir konuşma yaptık. Sanırım birbirimize anladık. Abi bak bunun uslu duracağı yok. İzin ver şunu geberteyim ha. Uslu duracak. Merak etme. Aa anne babam da buradaymış. Ya evet. Özlem. Baba. Oğlum. Baba, burada mıydın sen? Hoş geldiniz Özlem Bey. Hanım. Amca, sen de mi buradaydın? Buradayım tabii. Aslan parçası. Buradayım. Biz annemle yemeğe gelmiştik. Hatta seni de arayacaktık gel diye. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Siz de buradaydınız demek ha? Tesadüfe bak. Alican da hamburger diye tutturunca. Baba, hamburger yiyelim mi? Yiyelim tabii oğlum.
Bin yıl da sürse kesilecek. Kesilecek ve ben buradan kurtulacağım. İşte o zaman ecelin olmaya geleceğim Ali Yüroğlu. Biz de böyle kutlama yemeğinize damdan düşer gibi dahil olduk ama... neyse ki yabancı değiliz ailedeniz. Ama nasıl bir kutlama yemeği bu böyle? Sus pus. Anne. Anneciğim. Anne, hamburgerim gelene kadar akvaryumdaki balıklara bakabilir miyim? Tamam, gidebilirsin oğlum. Ne konuşuyordunuz biz gelmeden önce? Şey konuşuyorduk biz. Ne konuşacağız canım? Kavuştuk yani. Hani böyle saadet, mutluluk falan. Yani ne konuşabiliriz ki? Evet ya. Ben hala şaşkınım biliyor musun? Siz bu kadar yakınken kardeş çıkmanız. Yani tesadüf. İşte Özlem biliyor musun? Beni babamdan Ali Hoca istedi. Tesadüf. Hayatta böyle güzel tesadüfler de oluyormuş demek ki. Ne güzel. Ama hayatta yalnız güzel tesadüfler olmuyor biliyor musunuz? Mesela bizim Sevda ile yolumuz çok acı bir tesadüfle kesişti. Özlem. Efendim Ali. O senin kardeşin. Adını verdiğimiz yeğenini, Sevda'nın babasının öldürdüğünü bilmek pekala onun da hakkı. O yüzden ben hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. Görüyorsunuz, babası bize bu acıyı yaşattı. Ama kızı onun başımızda oturuyor. Özlem, yeter. Afiyet olsun. Ben Ercan'a bakayım. Ben... Sevda. Lütfen üzme kendini. Niye yaptığını biliyorsun. Lütfen. Nereye bakıyorsun? Efendim? Orada bir şey yok ki. Nereye bakıyorsun? Aa, böceğe mi bakıyorsun? Nerede? Böcek mi var? Bak, orada kocaman. Ay. Sen de mi böcekten korkuyorsun? Ezgi de böcekten çok korkuyor biliyor musun? Daha verdi. Aa Ezgi. İyi insan lafının üstüne gelir derdi Ali hocam. Ezgi. Bak bu da böcekten korkuyor biliyor musun? Oo Hüda verdi Bey, bakıyorum da gördüğünüz her kıza yürüyorsunuz. Hayırlı işler size. Ben yürümüyorum ki. Bakıyordum sadece. Bak bak. Bakılmayacak nasıl var, güzel kız işte. Bütün erkekler aynıymış, en safı bile.
Ezgi sen beni gene kıskandın mı? Yok, kıskanmadım. Ben ibret alıyorum sadece. Yani erkeğin safı olmazmış, öğrenmiş oldum. Pardon, gidip başka bir yerde tartışır mısınız lütfen? Benim zaten işim başımdan aşkın. Bir de sizinle uğraşamam ya. Pardon, senin işin ne? Öyle boş boş oturup etrafa bakmak mı? Yok, böceğe bakıyordu. Ay onu bir kocamanmış. Bak sana demiştim, o da böcekten korkuyor. Tamam, ben giderim. Bu saçma basit koluyla uğraştım yeteri kadar. Pardon? Canım, bu kız bana basit mi dedi? Yok, sana demedi. Bak kızım, kimse bana basit diyemez ha. Sakin ol aşkım. Siz sevgili misiniz? Bravo. Tam bulmuşsunuz birbirinize. Sağ bak ben seni şimdi. Gel lan buraya. Ezgi. Gelsene, neden korkuyorsun kızım? Ezgi. Bak hala bakıyor. Bak Ezgi. Hala. Gidiyor. Ezgi. Nereye gidiyorsun? Ezgi, Ezgi. Kavga etmek yok. Kaç defa konuştuk bunu seninle. Sen de hep heyecan peşindesin Ezgi'm. Bana Ezgi'm deme. Benden ibret mi alıyorsun Ezgi'm? Allah'ım ya. Aa, Ezgi, bir sayı tut aklınla. Yakup, ne yap et? Kurt Bey'in Vedat'ı nerede sakladığını bul bana. Ne yapacaksın onu bulunca? Yapmam gerekeni. Yüzleşeceğim onunla. Oğlumun sünnet düğününden sonra da kardeşimle, Süleyman'la yüzleşeceğim. Onunla aramızda gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Ya yok arkadaş, yok. Yok, adam yer yarıldı, yerin içine girdi sanki ya. Şu Vedat'ın yaptığını görüyor musun abi? Benim meraktan öleceğim bile bile habersiz gitmiş adam. Habersiz kim gitti amca? Senin o amca diyen küçük dilini ben ne yapayım? He? Benim aslan yeğenim sünnet alışverişine hazır mı bakayım? He? Evet. O zaman istikamet sünnetçi. Marş, marş. Özlem Hanım gelmiyor mu? Gelecek, gelecek. Ben onu bekliyorum. Hadi bakalım. Aslan parçası be. Aslan parçası. Her şeyi konuşacağız kardeşim. Sonucu ne olursa olsun yalan olmayacak aramızda. Sarıl lan! Geleceksin Ekrem. Geleceksin. O zaman ne Ali Hüroğlu ne de seni benim elimden kimse alamayacak lan. Çekilin. Çekilin, sünnet çocuğunun tahtı geliyor. Çekilin. Aa, Ezgi. Otursana. Heh. Tam sana küseyim, bir daha konuşmayayım diyorum. Sonra seni görünce dayanamıyorum. Tontişim. Tontişim mi? Ezgi, ne kadar güzel olmuşsun. Kraliçe gibi. Teşekkür ederim. Çok incesin. İnce miyim? Artık şişman değil miyim? İnce miyim artık? Ben o anlamda söylemek istememiştim ama... Artık şişman değilmişim. Duydunuz mu? İnceymişim. Ezgi bana incesin dedi. Artık şişman değilmişim. Davullar çalsın.
zurnalar çalsın. Bugün benim yeğenimin sünnet düğünü. Çal! Vedat, kusura bakma dün. Ne bakacağım lan senin kusuruna? Ali Eroğlu, intikam zamanı. Anne, hadi ya, geç kaldık, herkes gidiyor. Bugün düğün ve cenaze günü Sarp. Zavallı karıcığım için çok üzülüyorum. Ama onu teselli edecek bir kocası var. Ben ne yapar eder, onun hüznünü silerim. Hadi bakalım Sarp. Ali'nin cenazesi için yerimizi alalım. Vay Alican, ne kadar yakışıklı olmuşsun ya. Aa, sihirbaz şapkası. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Hop. Evet. Yok, bu değil. Bu da değil. Evet. Bu da değil. Evet. Aa, uçak. Evet, uçak. Al bakalım. Oh be, sonunda. Sür bakalım. Sür bakalım. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun efendim. Görürsünüz inşallah. Allah damatlarını da göstersin Ali Hoca. Amin İlhan abi. Önce kardeşinin damatlığını gösterecek en kısa zamanda inşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkürler Ali. Maşallah sana. Maşallah. Ne güzel olmuşsun. Alican, çok yakışıklı olmuşsun biliyor musun? Bak, sana ne getirdim. Daha önce aldığım gemi vardı ya, bu onun biraz daha büyüğü. İnşallah beğenirsin. Oğlum,
Teşekkür etsene Sevda ablana. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Ali abi. Teşekkürler. Sağ ol Zeynep'ciğim. Tebrikler Ali abi. Sağ ol Sinan. Zeynep'ler üç günlüğüne tatile çıkmış da seni de boşuna telaşlandırdık abi. Sorun yok. Yeniden birlikte olmanıza sevindim. Eyvallah abi. Burası en uygun yer Sarpçı. Ali açığa çıkar çıkmaz işini bitireceksin. Pilot abi. Oh. Maşallahın var. Benden iyi dans ediyorsun vallahi. Alem bugün oynamayacağım da ne zaman oynayacağım be? Hadi millet, hadi oturmaya mı geldik be? Bugün bizim en mutlu günümüz. Oyna! Çal gırnatayı, ver rüşkü. Oba. Sende de ne enerji varmış. Sen bir de beni bizim düğünümüzde gör bir duydum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Abim, ben, Vedat karşılıklı var ya. Bir harman dalı zeybek patlatırız. Of! Doğru, Vedat'tan hala ses yok değil mi? Yok. Nasıl bir kafa varsa dinlemiyor. Neyse. Oyna! Baksana şunlara. Pilota amcalık çok yakışmadı mı? Bu mutluluğu hep devam etsin inşallah. İnşallah canım. İnşallah. Ali, bizim düğünümüz de burada olur mu? Sevgilim, bizim düğünümüz sen nerede istersen orada olur. Vedat! Kardeşim! Hoş geldin. Oğlum düğünü duydun, o yüzden geldin değil mi lan? Şişt! Neredesin oğlum sen kaç gündür? Bak, yemin ediyorum var ya, bana gönül koydun diye içim içimi yiyor ya. Hoş geldin kardeşim. Lan! Sana var ya,
bomba gibi bir haberim var. Bak iyi dinle. Ali Hoca var ya Ali Hoca. Ali Hüroğlu. Benim öz be öz abimmiş lan. Abimmiş. Yıllardır kaybettiğim abimi buldum lan. Ne? Ali Hüroğlu. Hadi Ali hadi açığa çık. Ne diyorsun sen pilot? Oğlum inanamadın değil mi lan? Diyorum ki yıllardır koptuğum abime kavuştum. Ali Hüroğlu benim abimmiş. Bundan sonra üç kardeşiz Vedat. Bir abimiz var artık oğlum. Bundan sonra sırtımız yere gelmez. Hadi sarp. Şimdi. Allah kahretsin. Kim ateş etti lan? Hüda verdi. Hüda verdi. Hüda verdi. Hüda verdi. Abi. Hüda verdi iyi misin? Hüda verdi. Hüda verdi. Kim ateş etti lan? Yusuf'a gel beni vur lan. Oğlum kim benim abimi öldürmeye çalışıyor lan? Hüda verdi. Hadi sen vur şunu vur. Saçmalama Uygar. Yakalanacağız gitmemiz lazım. Sert. Vurdum. Vur saniye hadi. Ne oluyor? Oğlum benim abimi kim öldürmeye çalışıyorlar? Hüda verdi. Hayır. Ölmeyeceğiz. Dur böyle boş boş. Ambulans kurtulacaksın. Geldim. Bir ambulans çağırın. Dayan Hüda verdi. Dayan Hüda verdi dayan. Ölme Hüda verdi. Ölme hayır. Hayır.